Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Çok değerli arkadaşlar, Tegabun suremizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Sizinle bir önceki dersimizde 10. ayeti celileyi okumuştuk. Orada ana hatlarıyla Cenab-ı Hak iman ve salih amel ilişkisine, irtibatına değinmişti. Asıl ebedi hayatımızın dünyevi geçici menfaatlerle değişilmemesi, aksi takdirde çok büyük bir zarar ve ziyana uğrayacağımız hatırlatılmış ve bunun da farkına ahirette tam olarak varabileceğimiz şimdiden haber verilmişti. Tabii ki insanın dünyada yaptığı tercihleri ahirette varacağı, kazanacağı makamın yahut da derekenin neresi olacağını tayin eden önemli tercihlerdir. O yüzden Cenab-ı Hak bu 10. ayet-i celil'e de iman salih amel tercihini yanlış da yapanların ebedi cehenneme gideceklerini ve iman sahipleri, salih amel sahiplerinin de efendim ne kadar isabetli bir tercih yaptıklarının efendim büyük bir mutluluğunu yaşayacakları haber verilmiş idi. Şimdi 11. ayeti celile ile devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim ve ati'u Allah ve rasulahu ve ati'u Allah ve ati'u Rasul kısmına geldik. Ey ati'u emrallahi, Allah'ın emrine itaat ediniz ve emra rasulihi ve rasulünün de emrine, sizin için yaptığı tavsiye telkinlerine itaat ediniz. Hem de bu konuda bize Cenab-ı Hak herhangi bir tercih hakkı da bırakmıyor sade müminler olarak. Fî kulli mâ şer'a aleykum, sizin için meşru kıldığı, emir ve yasak olarak önünüze koyduğu her konuda, ama her konuda Allah'a ve onun mübelliği konumunda olan Resulullah'a itaat edin. Minel evamiri ve nevahi, bütün emir ve nehilerinde, yasaklarında hiçbir ayrıma gitmeksizin, hoşumuza gitmese de, çünkü insanın fıtratında dünyanın süsüne, eğlencesine bir eğilim vardır. Mala karşı, makama karşı efendim bir temayülümüz vardır. Diğer taraftan nefsi emmare gibi, şeytan, insan ve cin şeytanları gibi sürekli bizi hak yola, istikamet üzere yürümekten engel çıkaran bir şer topluluğu da vardır. Bunlara hiç kanmadan, bunlara hiç efendim taviz vermeden Allah ve Resulüne itaat emrediliyor. Nitekim Ahzab suresinde de daha sarih bir ifadeyle Cenab-ı Hak ne buyuruyordu? Allah ve Resulünün emri karşısında Müslüman kadın ve erkek için herhangi bir tercih hakkı yoktur. Evet, Resul-i Ekrem'in rahmet vesilesi olmasının birçok nimetinden istifade ediyoruz. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın kat'i emri ve ya da yasağı olmadığı durumlarda Peygamberimiz
en kolay olan, en uygulanabilir hangisi uygunsa onu tavsiye etmiştir. Hazreti Ayşe annemizin naklettiğine göre hep kolaycı, yani kolaylaştırarak dinin daha gönül hoşluğuyla yaşanmasına vasıta olmuştur Resul-i Ekrem'in. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın kat'i haramları ya da farzlarının dışındaki hususlarda, ama sınırları kat'i delillerle çizilmiş bulunan emir ve yasakları asla eğip bükmeye, efendim, gerek Cenab-ı Hakk'ın kastettiği ve gerekse de o kastı çok iyi anlayarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı, tatbik ettiği temel nasları, haram helal konularını belirten ahkamı asla eğip bükmeden itaat etmemiz burada da emrolunuyor. Ve kerrara'l emra lit-te'kid. Cenab-ı Hak Allah ve Resulüne itaat konusunu ikinci kez tekrar etmiştir, etmektedir. Nitekim önceki ayeti celilelerde de gerek Allah ve Resulüne iman konusunda, efendim, gerekse az önce bahsettiğimiz Ahzab suresinin ilgili ayeti celilesinde de buyurulduğu üzere sadece bu sure içerisinde dahi birkaç kez tekrar ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in genelinde de Allah ve Resulüne itaat sürekli emredilen bir husus. Bunu iyice pekiştirmek için Allah ve Resulüne itaat konusunu tekrar zikretmiştir. Veli beyani enne ta'ater Resulü, ikinci önemli bir vurgusu da Resul-i Ekrem'e itaat etmenin vacibetün, kesin bir gereklilik olduğunu açıklamak, beyan etmek için de Allah ve Resulüne itaat edin diye. Üstelik yine kullanılan lafız da çok dikkat çekici. Cenab-ı Hak ve atiullah ve Resul'e diye bazen atıfla fiili ikinci kez tekrar etmeksizin şuradaki ve atiur Resul fiilini tekrar etmeksizin böyle de getirmiş lafzı, burada olduğu gibi fiili de tekrar ederek getirmiş emir fiilini. Tabii fiilin ikinci kez getirilmiş olması işte burada tam da Sabuni merhumun dikkat çektiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymanın kesin bir zorunluluk olduğunu açıklama mahiyetindedir. Tıpkı kefaatillahi, Allah'a itaat ne kadar zorunluysa Resul-i Ekrem'in de dinin ahkamına dair telkinleri, tavsiyeleri, emir ve yasakları o derece bağlayıcıdır, o derece yoruma kapalıdır, itiraza da kapalıdır tabii ki. Nitekim Yüce Rabbimiz yine Medine'de inmiş olan Nisa suresinde "Men yuta'ir-rasule fakat ata'Allah" buyurmak suretiyle, yani kim Resul'e itaat etmişse Allah'a itaat etmiş demektir mealindeki ayetle de konuyu çok daha açık, sarih bir şekilde beyan ediyor. Yine burada da insanın tercihi gündeme geliyor kıymetli arkadaşlar. Fe'in tevelleytum. Şimdi bir mümin açısından düşünelim. Birinci şık da şartsız, itirazsız, amenna ve saddakna deyip Allah ve Resulünden gelen, başımızın üstüne, boynumuz kıldan incedir bu ilahi hükümler karşısında da diyebilir. Aksine bu ayetin devamında belirtildiği gibi bazı konuları, menfaatine gelen konuları kabul edip, efendim, menfaatine uygun düşmeyen hususları ilk bakışta sanki zararınaymış gibi görünen ama hakikatte dünya ve ahiret mutluluğu için faydalı olan bu emir karşısında
Gevşeklik zafiyet de gösterebilir. İşte fein tevelleytum, bu ikinci şıkkı Cenab-ı Hak bir ihtimal dahilinde beyan ediyor. Eğer siz tevelli eder, bu Allah ve Resulüne itaatın söz konusu olduğu yerde kendi heva ve hevesinizin, arzunuzun, tercihlerin peşini takip ederseniz, Resul-i Ekrem'in sünnetine, Cenab-ı Hakk'ın hükmüne yüz çevirirseniz durum ne olacak? Fe innema ala rasulina'l belagul mubin. Şüphesiz ki bizim Resulümüzün üzerine düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını olduğu şekliyle sizlere ulaştırır peygamberimiz, peygamberim. İtaat ederseniz siz kazanırsınız. Yüz çevirir, yan çizer, gevşek davranırsanız da gevşek davrandığınız oranda, yüz çevirdiğiniz oranda da zararı size dokunur. Zira Resul-i Ekrem tebliğ vazifesini yaptıktan sonrasıyla sorumlu ve yükümlü değildir. Birçok ayet-i celil'e de ma alar rasulü illel belag şeklinde burada olduğu gibi innema ala rasulinel belagul mübin gibi farklı lafızlarla ama aynı manayı beyan eden lafızlarla bu husus Kehf suresinde de mesela geçiyor. Sizin gibi insanım ben ama bana vahiy olmuyor ve o vahiy olanı ben size tebliğ etmekle yükümlüyüm buyurmak suretiyle ve hatta bazı ayetlerde konu hidayetle de bağlantılı olarak beyan ediliyor. Resulüm sen tebliğ vazifeni yap, hidayete erdirmek bize aittir mealindeki ayetlerde de bu husus önem ve ön plana çıkarılıyor. Ey fe in a'rabtum, şayet siz iraz eder, yüz çevirirseniz an icabetir rasuli, Resul-i Ekrem'in bu davetine efendim davetini kabul etmekten yüz çevirirseniz fîmâ da'âkum ileyhi, sizi davet ettiği şeyden, ki Allah'ın Resulü neye davet edecektir? Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu sağlayacak, hususlara rızasına erdirecek hususlara davet etmektedir. Peygamberimizin daveti ne olabilir? Minel hidaye, insanları dost doğru yola götürecek tavsiyeler, nitelikler. Vel iman, ve yakini, sadık bir imanla Allah'a, efendim, onun varlığına, birliğine, uluhiyetine, rububiyetine, esmasına, sıfatlarına gönülden iman etmeye davet edebilir. Yani bu kadar insanın hem dünyada gönlünü ferahlatacak, ahirette de ebedi mutluluğa ulaştıracak, aslında davetten ziyade sanki müjde veriyor. Yani böyle yaparsanız ebedi bir saadet sizin müjdesini veriyor. O müjdeden kaçılır mı hiç anlamında cümlenin akışından böyle güzel bir manayı hepimiz hissedebiliyoruz. Evet. Ama buna rağmen bir önceki sureyi celilede de, hatta pardon, bu surenin başında geçmişti. Sizden bazısı inkar etmiştir, bazısı iman etmiştir derken inkar edenlerin sayısı çok olması hasebiyle başa alınmıştır diye açıklamıştım müfessirler, hatırlıyorsunuz. Ama buna rağmen, bu kadar müjde dağıtmasına rağmen peygamberler maalesef o dünyanın o süsü, insanoğlunun şu peşin faydacılık, efendim ben gözümün gördüğü, beş duyumla hissettiğim ve faydasını hemen yakın vadede gördüğüm şeyleri hayatımın vazgeçilmezi kılıyorum dediği an maalesef Allah ve Resulünün davetine
yüz çevirmiş oluyor. Diyelim böyle bir olumsuz tercihte bulundu. Hidayeti benimsemedi. İmanı efendim imana davete icabet etmedi. O takdirde ne olacaktır? Feleyse aleyhi dararun. İnsanoğlunun peygamberimizin bu davetine yaklaşmaması, o daveti kabul etmemesi ancak kendisine zarar olabilir. Resul-i Ekrem'e davetini kabul etmedi diye bir zarar verebilir mi? Hayır. Biraz üzer ama hep böyledir. Yani insani ilişkilerde de bunu hep yaşarız kıymetli arkadaşlar. Mesela samimi bir arkadaşımızın iyiliğine bir tavsiyede bulunuyoruzdur. Veyahut onun kötü bir alışkanlığından vazgeçirmeye çalışıyoruzdur. Ve Allah için bunu emri bil maruf nehyi anil münker adına yapmak da zorundayızdır. Yapıyoruz. Fakat aynı hatanın devam ettiğini görüyoruz diyelim yakın arkadaşımızda. Bu kardeş de olabilir, ebeveyn de olabilir. Konu komşu da olabilir, hısım akraba da olabilir. Peki bu yaptığımız tavsiyeden hisse ders almaması bize bir zarar verir mi? Hayır. Kendi zararınadır ama bizi de az çok üzer tabii ki. Yani bu kadar iyiliğini istediğim samimi bir takım telkinlerim olduğu halde bunun karşılık bulmaması üzer deriz. Resul-i Ekrem'i de üzmüştür. Nitekim gerek Kehf suresinin içerisinde gerekse En'am ya da Araf'ın başında onlar iman etmedi diye neredeyse kendini helak edeceksin. Resulüm bu kadar efendim üzüntüye gerek yok mealindeki ayet-i celileler bir insan olarak yaptığı telkinin elbette bir karşılığı olmasını hepimiz isteriz, bekleriz. Resul-i Ekrem'de de bu olmuştur. İnnemâ dararu zâlike, işte bu davete olumlu cevap vermemenin zararı aleyküm, sizin aleyhinizedir. Kabul etmeyenler bakımından. İz leyse alâ rasûli illâ tebliğar risâle. Öyle ki rasûle, elçiye yaraşan ancak mesajın tebliğ edilmesidir. İlla tebliğ var Risale. Cenab-ı Hakk'ın tayin ettiği, insanlara ulaştırılmasını istediği mesajları ulaştırmak gibi bir vazifesi vardır elçinin. Fakat edde ma aleyhi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da ne yapmıştır? Bu kendisine emanet olarak kulları Allah'ın kullarına ulaştırılmasının vazifelendirildiği hususları ne yapmıştır? İnsanlara ulaştırmıştır o vazifeyi yerine getirmiştir, eda etmiştir. Peki ve o vazife yerine getirilmekle de artık peygamberin sorumluluğu orada bitmiştir. Bundan sonrası artık karar Cenab-ı Hakk'a aittir. Vallahu yentakimu, Cenab-ı Hak ise intikam da bulunur. İntikamı biraz insanın gündelik dilde konuştuğu bazı kavramları açıklama mahiyetindedir. Yani Arap dilinin bir üslubu gereği tıpkı yemin edilmesi gibi, tıpkı Cenab-ı Hakk'ın hani hile Allah'ın hilesi mealindeki ifadeleri gibi intikam da bu kapsamdadır. Yani Cenab-ı Hak kullarına daima rahmetiyle yaklaşır, onun için peygamber gönderir, onun için evrende varlığını, birliğini hatırlatacak birçok vesileler yaratır, eder. Hep kulunun salahına olan, iyiliğine olan şeyleri murad eder Cenab-ı Hak. Ama bunu hak etmeyen kimseye de dilemesi halinde onu nimetinden, rahmetinden mahrum kılar. Peki o kimseler kimdir? Mimmen asahu,
kendi emir ve nehilerine ve onu duyurmak üzere seçtiği peygamberlere isyan eden, onun tavsiyelerine ve halefe emrahu, emirlerine muhalefette bulunan kimselere de Cenab-ı Hak dilemesi halinde elbette cezasını verir. Hem de Allahu la ilahe illa hu. O aciz bir varlık falan değildir Allah Azimüşşan. O öyle yüceler yücesidir ki ondan başka hiçbir mabut, efendim, hiçbir tapınılacak, himayesine sığınılacak başka bir varlık yoktur. Ey Allahu Celle ve Ala, şanı pek yüce olan o Allah Azimüşşan öyle yüce bir zattır ki la ma'bude sivahu, onun dışında kulluk yapmaya layık hiçbir varlık yoktur. Ve la halika gayrahu, onun dışında hiçbir yaratıcı da yoktur. Nitekim büyük bir lütuf. İnsanları yaratması, içerisinden peygamberler seçip göndermesi, bunların hepsi kulların lehine olan şeyler. O yüzden de kulun da teşbihata olmasın ama bu kadar ilahi lütuf karşısında onun da lütfa karşı lütufkar davranıp bu davete gönül hoşluğuyla amenna ve saddakna demesi yaraşır. Yani hele de halife olarak yaratılmış, hele de diğer bir takım eşref-i mahlukat olarak irade gibi zaman mekan arasındaki farkı, idraki fark edebilen bir varlık olarak ona yaraşan budur. Aleyhil i'timadu ve itimat etmeye tek layık varlığın Allah olduğunu kavraması yakışır insana da. Ve ileyhil merci'u vel me'abu. Bunu kavrasa da kavramasa da bütün insanların, varlıkların dönüşü nihayet Cenab-ı Hakk'adır. Yani onun huzuruna çıkacaktır bütün varlıklar. O yüzden ve alallahi, Allah üzerine felyetevekkel, tevekkül etsin el mu'minun. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Yani emre itaat, Allah'ın emrine, Resulullah'ın emrine itaat, tıpkı Peygamberimizin sahabe efendilerimiz gibi Mekke döneminde birçok meşakkat ve sıkıntıya da maruz bırakabilmiştir Allah ve Resulüne itaat etmek. O zorlukları aşma konusunda yine tek dayanılacak, tek huzura durulacak, yardımı, nusreti istenecek olan, güvenilip tevekkül edilecek olan yalnız ve yalnız Cenab-ı Hak'tır. O yüzden müminler imanlarında, Allah'a verdikleri iman sözlerinde sebat etmeli ve herhangi bir zorluk karşısında inancından dönmemelidir. Allah ve Resulüne itaatten taviz vermemelidir. Fe aleyhi vahdehu, sırf Allah'a, yalnızca ona tevekkelu, tevekkül ediniz eyyuhel müminun. Ey müminler, sadece Allah'a tevekkül ediniz. Hem de fi cemi'i umurikum, bütün işlerinizde. Bu hep tekrar ede gelen bir temel konudur kıymetli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi. Önce tedbir, sonra tevekküldür. Allah-u Teala çünkü yarattığı bu hayat içerisinde bir takım kanun nizamlar koymuş ve peygamberleri vasıtasıyla da, ilahi kitaplar vasıtasıyla da burada nasıl bir düzen kurulacağını göstermiştir. O ilahi kanunlardan, fiziki kanunlardan haberdar etmiştir Cenab-ı Hak. Hangi olay karşısında nasıl bir tepki verilecek, nasıl bir yaklaşım içerisinde bu hayat sürdürülecek, bunların her birinin ölçüsünü Cenab-ı Hak vermiştir. O ölçüye uymak da aynı zamanda Allah'a bir tevekkülün de gereğidir aslında. Kâle Sâvî,
Celaleyn'in şerhlerinden İmam-ı Sabi diyor ki ve tahridun ve hitun linnebi. Buradaki ve alallahi felyetevekkel el mu'minun ifadesi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam için bir teşviktir. Alet tevekkülü Allah'a tevekkül konusunda alet tevekkülü alallah, Allah'a tevekkül konusunda bir teşvik, bir efendim özendirmedir. Keza vel ilticâ'u ileyhi, Allah'a tam iltica etmek, sığınmaktır. Sığınmayı burada teşvik etmektedir. Sırf Allah'a iltica et, yönel, ona sığın ve ona tevekkül et anlamında. Şimdi bazen Cenab-ı Hak Peygamberimize hitap ederek müminleri Peygamberimiz üzerinden eğittiği gibi burada da Savi'nin çıkarımına göre ifade müminlere, fakat birinci planda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik diye anlamış İmam-ı Savi burada. Yani müminler Allah'a tevekkül etsinler demek, hani bazı ayet-i celilelerdeki Hazreti İbrahim ve diğer bazı peygamberler ne diyorlar? Ve ene evvelül müslimin, müminin, ben Müslümanların ilkiyim derken, müşrik bir toplumda peygamber olarak seçilince o toplumun ilk iman eden kişisi olmuş oluyor peygamber. Aleyhissalatu vesselam, aleyhimussalatu vesselam, hepsi öyle. O yüzden de müminler Allah'a tevekkül etsinler buyurulunca o müminler grubu içerisinde en başta Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da var. Ve her ne kadar burada siga efendim müminlerin genelini ifade etse de İmam-ı Savi öncelikle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmesi ve ona sığınması konusunda teşvik ediyor ve onun şahsında da ve fihi, ve yine bu ifadede vardır, talimun, bir eğitme vardır, öğretme vardır, lil ümmeti zelik, Allah'a tevekkül konusunda ümmetin tamamını bir eğitim, bir terbiyeden geçirme de vardır demiş İmam-ı Sari. Peki bu ifadeyle gerek Peygamberimiz gerekse ümmeti Muhammed neye alıştırılmış oluyor? Bi en yelteciu ilallahi, topumuzun birden Allah'a iltica etmemiz. Bu iltica lece kökünden geliyor bildiğimiz gibi. Mülteci diye Türkçe'ye de aynen almışız. Sığınan demek mülteci efendim. Bunun maddi olabileceği gibi manevi yönü de var. Ve Cenab-ı Hakk'a sığınma dediğimiz zaman görünmeyen varlıklardan Allah'a sığınma konusunda Euzu billahi mineşşeytanirracim ya da Festaiz billah mineşşeytanirracim gibi ayetlerle efendim aze yauzu fiili kullanıldığı gibi burada da maddi manevi her alanda Allah'a, gözümüzün, gönlümüzün, dilimizin, elimizin Allah'a açılması, oraya yönelip tevekkül ve iltica etmemiz talim edilmektedir, öyle öğretilmektedir bize. Ve yine bize emredilen nedir? Ve yetiku güvenmektir. Yani müminlerin güvenmesi bi nasrihi, Allah'ın yardımının, zaferinin mutlaka geleceğine güvenlerinin tam olması iktiza eder. Ve teyidihi, Allah'ın mutlaka müminlerin halini daha da iyileştireceği, efendim onların maddi manevi gücüne güç katacağına inançlarını iyice pekiştirmeleri ve bu konuda
Haşa, Cenab-ı Hakk'a suizanda bulunmamalarını da böylece emretmektedir. Ki kıymetli arkadaşlar, bunlar hakikaten önemli hususlar. Zaman zaman insanoğlunda yılgınlıklar olabiliyor. Yani peş peşe bir takım olumsuzluklarla karşılaşabiliyoruz gündelik hayatımızda. Efendim, birisini atlatıyorsun, sıkıntıyı, sonra bir sıkıntı daha geliyor. Maddi ya da manevi, bazen sağlık gibi konularda. Üst üste gelince yani haşa, pek sınanan varlık ben miyim ya Rab tarzında insanoğlunda serzenişler falan olabiliyor Rabbimize karşı. Tabi naz makamında olanları istisna ediyoruz ama haşa, böyle bir isyan, tahammülsüzlük, halbuki Âl-i İmrân diyorum, Bakara suremizin sonundaki Allah taşıyacağımızdan daha fazlasını yüklüyor değil bize. Bizi belki biraz daha çok kazansın, daha çok sabırla, sebatla, iltica ve efendim yakarışla, tevekkülle kendisine yaklaştırmak istiyor belki. Hadiseye bu yönüyle bakmamız da telkinle tavsiye ediliyor. İnsanoğlunun sınavları çok farklı farklı. Nitekim Mekke döneminde iman etmiş bazı müminler de kendi aile fertleriyle de sınanabilmişler. Cenab-ı Hak şimdi de bu ayet-i celile ile o hususa işaret buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne min ezvacikum, şüphesiz ki sizin eşlerinizden ve evladikum ve evladınızdan bazıları aduven lekum, sizin için düşmandır. Fahzeruhum, onlardan sakının, onlara karşı dikkatli olun. Şimdi yukarıda Allah ve Resulüne itaat edin buyuruldu ya, oradan yüz çevirmeniz halinde elçim için bir zeval yok. Sizin bu emir ve yasaklara karşı lakayt davranmanız yahut üzerinize alınmamanız Resulüme zarar verecek değil. Bunun zararı sizedir buyurdu. Burada da şimdi her ne kadar canından bir parça, aile ocağının bir ferdi olsa da insanların gündelik hayat içerisindeki karşılaştığı zorluklar bazen kişiyi olumsuzluğa sevk edebilir. Nitekim Asr-ı Saadet'te de yaşanmış bu. Mesela yani en basitiyle söyleyeyim, oraya giriş yapmak için gündelik hayatımızdan örnek olması bakımında. Şimdi çağımızda biraz lüks hayat çok özendiriliyor. Helal haram şuuru oldukça zayıflatılmaya çalışılıyor. Diyelim ki eşlerden herhangi birisi haram helal gözetmeden ailenin bütçesini yükseltmeye yönelik sürekli baskı yapıyor diyelim ki. Aslında yaptığı bu baskı, burada ayeti celil'e de zikredilen hususlardan birisini oluşturuyor. Yahut da ebeveyn olarak mesela yetiştirdiğimiz ya da öğretmen olarak fark etmez, yetiştirdiğimiz evlatlara hak bilincini veremememiz, onları egoist, bencil, hakkını korumak için efendim gerekirse önündekini çiğne geç, aldırma yahut işinde terfi etme söz konusu olduğu zaman kimseye acıma efendim tarzındaki telkinler falan da aslında güya dünyada evlat ezilmesin yahut da büyük herliyse dünyevi haklarını korusun derken aslında hak bilincini öldürmesi ve böylece de Allahü Teala'nın en çok sakındırdığı insan haklarını, hayvan haklarını, hatta Cenab-ı Hakk'ın hukukunu çiğnemeye götüren arsız,
azman bir nesil yetiştirdiğinin farkına bile varamayabiliyor. İşte bu düşmanlık biraz da bu çerçevede olmalı. Hatta değerlendirilebilir. Hatta bazen öyle oluyor ki günümüzde çok üzücü şeyler bunlar. Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına itaat konusunda hassas davranan bazı evlatlar ebeveyni tarafından eleştiri konusu olabiliyor. Yani bu çağda böyle yaşantı olur mu? Sen gençsin falan tarzı yaklaşımlar aslında bir düşmanın yapabileceği büyük zararlardır, verebileceği büyük zararlardır. İşte Cenab-ı Hak bu gibi hususlara işaret veriyor bu ayet-i celileyle. Ey ya maşaral müminin, ey müminler topluluğu, inne ba'daz zevcati, bazı eşlerden bazıları, vel evladi ve evlattan bazıları, e'da'ul lekum, sizin için düşmandırlar. Bir eşin, bir evladın kişiye nasıl bir düşmanlığı olabilir? Yasuddunekum an sebilillah. Allah'ın yoluna engel çıkarmak sebebiyle düşmanlık yapmış olabilir. Ve yusebbitunekum an taatillah. Allah'a itaat konusunda sizi caydırmaya çalışmak, fikrinizi çelmek gibi telkinlerde bulunmak suretiyle size düşmanlık yapmış olabilir. Yani bu gibi hususlara da uyanık olmaya çağırıyor Cenab-ı Hak. O yüzden fahzeru, onlara karşı dikkatli olun. Böylesi telkinler geldiği zaman en testecibu lehum, onların bu olumsuz, sizin dünyevi ve uhrevi hayatınızı felakete götürecek bu kabil telkinlerine hiç yanaşmayın. Ve tuti'uhum, ve sakın yani onlara itaat etmekten kaçının. Kalen müfessirun, müfessirler diyor ki inne kavmen, yani bu ayetin iniş sebebi konusunda şöyle anlatıyorlar. İnne kavmen eslemu, Müslümanlardan bazıları vardı ki iman etmişlerdi ve eradül hicrate, ve Peygamberimizle birlikte hicret etmeyi dilemişlerdi aslında. Mekke'deler ama Medine'ye hicret etmek istiyorlar. Fethet batahum ezvacuhum ve evladuhum anil hicra. O müminleri eşleri ya da bazı çocukları, evlatları, aman baba ne olur bizi bırakıp gitme tarzında hicretten engellemişlerdi, akıllarını çelmişlerdi. Felem yuhacirun, bunun üzerine de o müminler hicret edememişlerdi. İlla bade müdde, bir süre sonra ancak hicret edebilmişlerdi. Felemme etev Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, tabi aradan aylar belki seneler geçmiş, Resul-i Ekrem'in huzuruna gelince ra'evun nase, baktılar ki Peygamberimizle birlikte hicret edenler, sahabeler, kat fakihu fid din, din konusunda çok ileriye gitmişler. Dinin ahkamını, sünneti efendim hep öğrenmişler. Bunu görünce fenedim, bu evlat ve eşlerinin çağrılarından dolayı çok pişmanlık duymuşlar. Yani niye biz onların bu telkinine uyduk? Hiç aldırmamalıydım ve Resul-i Ekrem'le birlikte gitmeliydim diye nedamet duymuşlar. Ve esifu, çok teessüf etmişler. Ve hemmu, hatta öylesine acı ve ızdırap duymuşlar ki bir muakabeti ezvecihim, eşlerini cezalandırmayı dahi arzulayanlar olmuş. Yani hıncını, bu işin hıncını hanımından ve evladihim, çocuklarından çıkarmaya çalışmış. Fenezelet, bunun üzerine el ayetül kerimetu, bu ayeti celile nazil olmuştur. Ayetin sebebi özel ama vel ayeti teummu kül vel ayetu teummu külle men inşagale an taatillahi bil ezvaci vel evlad. Sadece o dönemde yaşanan bu Mekke'deki
hanımefendiler ve evlatlara yönelik ya da onların taleplerini dinleyen sahabe efendilerimize yönelik değildir. Ayet Allah ve Resulüne itaat etmekten evlatları ve eşleri sebebiyle geri kalan, bununla meşgul olarak asıl önemli olanı kaybeden